Çınar aramıyoruz. Eleştiriyorum. Yanlışını söylüyorum ki doğruyu bulsun. Kızıma da söylerim, o da doğruyu bulsun. Aynen öyle. Belki de daha fazla eleştiririm yani. Ben de aynı şekilde daha çok eleştiririm. Ay onlar da bana daha çok cevap verir. Bak yine gelinlerimiz daha az konuşuyor, bize cevap veriyor. Kızlarımız da oğullarımız olsa bize, evet, benimkiler daha çok cevap veriyor. Gerçekten öyle, doğru söyledim bu konuda. Evet, evet. Gelinler de şey, mesafesini koruyor. Biz de koruyoruz işte, fazla şey yapmıyoruz. Aslında biz gelinlerle ben daha kızım yapmış olsa daha çok eleştiririm. Şimdi bu veteriner izlemeye girerken ben bu dedim ki işte gelinlerine kızlar mutfağa girseydi, Elif dedi ki kaynanalarımız boş tabak alırlardı dedi. Neden öyle bir şey dedi Elif? Fatih Bey, biz gelin olduğumuz için çıtayı çok yüksek tutuyorlar. Yapamadığımızda yerin dibine kadar giriyoruz burada. Yapacaksın, olmamış, hiç becerememişsiniz. Kızları kötü de yapsa, boş tabaktan kastım oydu. Kötü de yapsa bence o kadar bizim kadar irdelemezlerdi. Olmuş kızım, bir dahakine daha güzelini yaparsın i̇şte, derlerdi. Bence yanılıyorsun, şöyle bir şey yok. Herkesin hatasını yüzüne vuracaksın yani, ki daha iyisini öğrensin. Yani kendi kızları olsa, kızım niye yapamadın? Aynı böyle daha yumuşak tonda ama hiç. Bize gazı veriyorlar. İşte bizi gerçekten demoralize ediyorlar burada hiç aslında. Hiç benim tarzım ama değil. Ama hiçbiri kabul etmiyor. Bakın kayınvalideler, gelin hanımlar biraz demek ki bundan sonra popov diyeceğiz. Onlar da kötü yemek yapsın. Biz popovlasınlar istemiyoruz ki. Ya kötü yemek yapsak bile hani daha sert yorumlar değil de hani tamam yapamadık anladık ama daha güzel, bizi böyle hani okşayıcı bir şey şekilde de değil, anlayacağımız şekilde daha yumuşak tonda söylesin, biz yapalım. Ben kızları yemek yaptığında boş tabak yerler dedim. Onda bile böyle bir tepkileri değişti kayınvalidelerin. Boş tabaktan kastım yemek yapmamaları değil. İyi ya da kötü de olsa bizim kadar sert eleştiriye maruz kalmayacaklarıydı. Bunu anlatmak istemiştim aslında. Hangi kayınvalidenin sözlerine eleştiri geldi? Sürpriz bir videomuz var. Bakalım. Ben Melaha Deniz, Hatice'nin annesiyim. Yarışmacılara başarılar diliyorum. Hatice çok iyi, gurur duyuyorum kızımla, onunla beraber. Hüsnü Hanım biraz üstüne gidiyor ama kızımın... Şu yemek şeylerinde, puanlamalarında iyi yap diyor. İyi yaparsan veririm sana diyor. Aslında güzel yapıyor. Yapmasa bu şeye kadar kalmazdı. Bir ay geçti. Başkalarına veriyor 5'i. Hatice'ye gelince 2 veriyor, 3 veriyor. Ben de biliyorum, şaşırıyor. Hatta annem bile üzülüyor. Telefon açıyor diyor. Kaynanası niye böyle verdi? Çok canım sıkılıyor benim diyor. Hemen beni arıyor. Kahramanmaraşlı annem de. Hüsnü Hanım hırslansın diye yapıyor, söylüyorum diyor, söylüyor da ona. Benim kız da daha iyi, şaşırıyor mu? Hazır iki haftadır düşüyor, puanları düşüyor. Eğer ki ben olmaz deseydim, oğlum beni çiğneyip evlenmezdi. Olmaz işte. Hayır, evlenmez. Kızdım dedim yani, ben istemezsem olmazdı. Öyle şey olur mu? İkisi birbirini istediği için olmuştu. Tabii kendi de istemeseydi belki zor olurdu ama... Böyle söylediğine de tabii canımız sıkıldı yani hep. Tabii ki kızımın yeriyle gelinimin yeri ayrı. Bacım benim kızım asla olamaz. Kızın yeri ayrı, gelinin yeri ayrı. Benim kızıma dedim, kızım değil dedi dedim. Yanında duruyor da, yanında aynı binadalar. Yani aslında kızı gibi görmesi lazım. Birbirlerine ihtiyaçları oluyor. Ne bileyim, öyle dememesi lazımdı. Şaşırdım, ben de şaşırdım öyle söyleyince Hüsnü Hanım. İlk tanıştık biz dün ölümle. Böyle geldi, konuşuyor, şey yapıyor. Ben dedim, benim kızım dedim, yandı dedim. Ağzına geldiği gibi konuşuyor. Her şeyi içinde bırakmıyor, dışına vuruyor hepsine. Benim kız da idareci oluyor işte. Normalde kaynana idare eder ama gelini, burada da benim kızım idare ediyor kaynanasını. Kayınvalideye de yakışıyormuş değil mi bilezik? Yani kayınvalide yakışır da gelinin içi gitmeden verse yakışır. Niye ama canım? Gelinin rengi falan bir tuhaf oldu. İçi yok gitti ya. İçi. Asla almam. Almam. Ay ben alırım. Ben almam. Söz konusu yarışma, ben alırım. Kızım yemeği yapıyor orada, şey yapıyor. Hepsinin daha çok aslında kızımın hakkı da işte o da... Hüsnü Hanım da isteyince bir şey de söyleyemiyor işte insan.
Hatice her 5 bilezik kazandığında 2 tanesini alsa yeter aslında kendisine. Aslında oğlunu düşünse, geleceğini düşünse oğluna vermesi daha iyi bence. Dünür, dünür. Hatice'nin üstüne fazla gidiyor ama arkasında annesi var burada. Vallahi annemin içi dolmuş. Bana hiçbir şey söylememiş. Yani Allah'ım başımızdan eksik etmesin. Amin, amin. Hiç bunları takmasın. Biz kayınvalidemle anlaşıyoruz bir şekilde. Alıştık. Birbirimize de alıştık. Yani biz böyle olmayı da seviyoruz aslında kayınvalidemle. Seviyor musun? Ya artık alıştık, seviyoruz yani. Seviyoruz. Bir daha söyle. Seviyorum. Ben de seni Hatice. Bak şarkıya geldi. Bak ben de seni Hatice dedi. Biz Hatice ile zaten buraya girerken bilezik konusunda anlaştık da geldik. Mutlaka annene söylemişindir. Hani 5 tane değil de bari 2 tanesini alsaydı bunun pazarlığı olmaz. Yok öyle, öyle bir şey. Kadın bayağı bir dolu bence ama size karşı. Ama son noktayı çok güzel koymuş ama. Evet. Ne demiş? Yani son nokta genel olarak hani konuşmalarıyla yani tüm her şeyi çok güzel izlemiş. Çok güzel gerçekten doğru bir şekilde hepsini söylemiş. Bayağı bir doğmuş. Tespitleri demek ki bizim söylediğimiz şeyler de doğruymuş ki annesi de onaylayarak bir videoyu çekti. Diyor ki ben istemesem benim oğlum evlenmezdi. Hüsniye teyzenin katı kuralları var Fatih Bey. Hüsniye teyze belli bir kalıp çizmiş, o kalıbın dışına çıkmıyor. O katı bir kural değil, çocuğunun geleceğini koruma altına alıyorsun. Çünkü bazen sevgi zannedebilirsin, bazen aşk zannedebilirsin, o mutsuzluğa sürükleyebilir seni. Bence bu sorunun cevabını çok uzaklarda aramasınlar, direkt Necdet'e sorsunlar. Anne sen benden pişman mısın? Yok. Çünkü ilk zamanlarda Necden de beni çok fazla beğenmemişti. Evet. Ama kesinlikle oğluna hani bunu konuşalım gerçekten ciddi ciddi. Oğluna asla evlenemezsin ya da hani olumlu şeyleri de söyledi. Hani olumsuz şeyleri de söyledi. Evet. Ama bunu bizim yaşayarak görmemizi sağladı. Kızımın arkasındayız biz. Hüsniye Hanım'a da net böyle bir oradan getiriverdi yani. Kara kaşlı, kara gözlü dünürüm benim. Nasıl olmuşsa 40 yılda bir içindekileri patlatmış, boşaltmış. Bir şey demiyorum tabii ki, saygı duyuyorum. Sevgili izleyiciler, gelelim mutfakta 4. günündeyiz. Biraz sonra en düşük puan alan gelinimizi ve en yüksek puan alan gelinimizi açıklayacağız. O yüzden sevgili gelinler sizi ayağa alıyorum. Bugünkü puanlarla ve yarın birleştireceğiz. Sonra bütün haftanın puanları toplanacak. Hangi gelinimiz yüksek puan almışsa eğer bizden tam 5 altın bilezik kazanacak. Ve en düşük puanı alan gelinimiz maalesef gelinim mutfaktaya veda edecek. Günün en düşük puanını alan gelini. Dört puanla Hatice. Tebrik ediyorum kendimi. Dört nedir ya? Dört tane bir. Sinirlerim bozuldu, kusura bakmayın. Bugün 4 puan aldı Hatice ve şokları yaşıyorlar kayınvalideyle Hatice. Hani o zaman Cansu vardı. Ha, sizin yüzünüzden şöyle böyle diyorlardı ama bugün kim vardı? Cansu da yoktu. Bir şeylerden korkmaya başladılar bence. Günün en düşük ikinci gelini. Düşük puanlı ikinci gelini. ...14 puanla Özlem. Yani artık yerinde puan. saya ama yükselişe geçtiğimi de düşünüyorum. Artık yarın gerçekten her şey daha çok farklı olacak inşallah. 10 puan fark var arada Hatice ile. Özlem havalandı ama Özlem'in havası çabuk sönecek. Yarın gidecek Özlem. Göndereceğiz onu. Böyle balonları patlata patlata göndereceğiz Özlem'i. Evet, gelelim günün birincisine. Bugünün birincisi kim oldu? Gülşah mı, Elif mi? Günün birincisi... ...16 puanla...
Elif. 15 puanla Gülşah ikinci sırada. Evet. 1 puan. Bakın. 16, 15, 14 ve 4. Bu 4 günün sonunda şu anda en yüksek puan kaç acaba? Kaç puan? Haftanın finaline bir gün kala lider gelinimizin puanı 49. Bu puan acaba hangi gelinimizde? Sevgili izleyiciler, Gelinin Mutfaktan da bugünlük bu kadar. Yarın final gününde altınlarla beraber sizi bekliyoruz. Görüşmek üzere efendim.